Buna göre kişilerin gittiği sergilerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur dedi. Bu sergilere giden kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Nihal bir arkeolog gibi kazı yapmaktan büyük keyif almıştır. Serap bir gök taşı görmenin şaşkınlığını yaşamıştır. Günsal başını kaldırdığında tavanda Tezarfen Ahmet Çelebi'nin yaptığı kanatlarla uçuş maketini görmüştür. Aykut ancak eski filmlerde gördüğü daktiloları görünce heyecanlanmıştır dedi. Bakalım. Mars'la yüzleşme. Sergilendiği bilim merkezi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi. Aydan sonra gözünü Mars'a diken insanoğlunu uzayda nelerin beklediği ile ilgili bir sergidir dedi. O zaman eşleştirmek istesem arkadaşlar hangisine denk gelir diyeceğim. Şöyle bir bekleyelim. 2. Devri Dinozor, sergilendiği bilim merkezi, Kayseri Bilim Merkezi. Dinozor e, fosilleri, hareketli fosiller ve uygulamalı kazı alanlarına kadar birçok çalışmanın yer aldığı bir sergidir. Şimdi baktım, e, Nihal bir arkeolog gibi kazı yapmaktan büyük keyif almıştır demişti. Burada da kazılar varmış. O zaman ikinci kısma Nihal gelecek. Bakıyorum A'da Nihal, B'de Nihal var. Denizde Nihal var. C'yi eledim. Ardından Mars'ta yüzle, yüzleşme e, sergisinde aydan sonra gözünü Mars'a diken insanoğlunun uzayda nelerin beklediği ile ilgili bir sergidir diyordu. Bakın Serap bir göktaşı görmenin e, şaşkınlığını yaşamış. Dolayısıyla Serap buraya gitmiş olabilir. Bire Serap diyelim. Devam ettim. 3. Bilimin Sultanları. Kocaeli Bilim Merkezi ve Konya Bilim Merkezi'nde sergilenmiş. Müslüman bilginlerin daha önceki medeniyetlerin bilgelikleri üzerine çalışmalar yaparak onlara kendilerinden ilave ettikleri buluşlara ve yeniliklere yer verilen bir sergidir dedi. Burada Müslüman bilim adamlarının e, kattığı e, şeyleri inceledi bilim dünyasına giden kişi. Bakalım kim olabilir? Ünsal ne yapmış? başını kaldırdığında tavanda Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaptığı kanatlarla uçuş maketini görmüştür. Evet, Müslüman bir bilim adamının yaptığı bir şeyi görmüş. Demek ki Ünsal 3. sergiye gitmiş olabilir. 4'e baktım. Bilim ve Teknoloji Tarihi dedi. Arkeolojik değeri olan birçok nesnenin kopyasının bulunduğu Bugün kullanım değerini yitirmiş eşyaların sergilendiği, bazı mesleklere ait çalışma mekanlarının canlandırıldığı oldukça zengin içerikli bir sergidir dedi. Aykut eski filmlerde gördüğü daktiloları görünce heyecanlanmıştır dedi. Evet, bugünkü kullanım değerini yitirmiş bir eşyadır. Dolayısıyla bilim ve teknoloji tarihi sergisine Aykut gitmelidir. O zaman cevabım B şıkkındaki gibi sıralanmalı diyeceğim arkadaşlar cevap Bursa. Buna göre 2350'yi göstermesi için yazılması gereken kod nedir dedi yani saatin bakalım. Dijital saatler verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterir. Aşağıdaki dijital saatte 4 rakam alanı var. 1, 2, 3, 4 şeklinde her rakam alanın içinde, Küçük lambalar A, B, C, D, E, F, G bulunmaktadır. Yanan lambalara, üçgen yanmayan lambalara ise daire sembolüyle ifade edilmektedir dedi. Bakalım. Örneğin diyor saat 03.03'ü göstermesi için birinci ve üçüncü alanlarda A, B, C, D, E, F lambalarının ikinci ve dördüncü alanlarda ise A, B, C, D, G lambalarının yanması gerekiyor. Bu durumda aşağıdaki gibi olur dedi. Şimdi bakalım şöyle diyelim. Saat 23.50'yi göstermesi için arkadaşlar şu şekilde nasıl yapması lazım 2'yi? Evet 2'yi elektronik saatte çizsem şöyle bir şey olur. O zaman hangileri üçgen olacak birinci de? A, B, G, E, D. Bakıyorum A, B, 1 için şöyle diyelim. 1, A, B, E, G ve D. Bakalım hangilerinde böyle var? Yani A hangilerinde üçgen? A şıkkında üçgen verilmiş bir de. B'de bir daire verilmiş. B'yi eledim. Denizli'de daire verilmiş. Eledim. C'ye baktım. Evet. A, B. Güzel. Üçgen. C. Daire. Evet. Yanmaması lazım. Daire olacak. D, E ve G. Üçgen verilmiş. Evet. Benim istediğim de buydu zaten. Yine A şıkkına baktığımda aynı şekilde sıralanmış arkadaşlar. O zaman e, A ve B arasında kaldım diyebilirim. Şimdi 3'ü yazmak için de ne yapmam gerekecek? İkinci kısımda şu şekilde bir şey olacak. Yani İkinci bölmede A yanacak, B yanacak, C yanacak, D yanacak, E yanacak, G yanacak. A, B, C bakın A, B, C, D, E yanmayacak. Affedersiniz E'yi silelim tekrar. Burası yanmayacak, G yanacak. Toplamda 2, 4, 5 tane ışık yanacakmış. Bakalım A şıkkını inceledim. A B C D yanmış. Buraya kadar doğru. Ardından bir de G yanmış. Bu da doğru. O zaman A'yı eleyemedim. C'ye baktım. Evet, A B C D yanmış. 2 tane sönük var. Ardından G yanmış. Bu da doğru. Hala eleyemedim. Şimdi 5 yapmak için ne yapmam lazım? Şöyle, 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 şöyle bir şeyler çizmem lazım. 5'i yakmak için üçüncü bölmede hangi ışıkları yakmalıyım? A yanacak, C yanacak, D yanacak, E yanmayacak arkadaşlar. Bakın E burada. G yanacak, B yanacak. Bakıyorum 1 2 3 dört, 5 tane yanmış olacak. Evet. Şimdi baktım. A şıkkını inceliyorum. A yandı. Evet, doğru. B sönük doğru. C yandı doğru. D yandı doğru. E'nin yan olması lazımdı. Eledim. A gitti. Cevap C. Kontrol edelim. Bakın A yandı. B yanmadı doğru. C yandı. D yandı. E yanmadı doğru. B yandı. G yandı doğru. Şimdi 4'ü kontrol bile etmeme gerek yok aslında. Ama arkadaşlar... Ne olacak 4'te? Sadece ortadaki G yanmayacak. Diğer hepsinin bu şekilde yanması lazım. O zaman bakıyorum C şıkkına. A, B, C, D, E, F yanmış. G yanmamış. Kesin olarak diyorum ki cevabım C şıkkıdır. Türk Dil Kurumu'nun E sözlüğünde yer alan alfabe sözcüğü ile ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Güzel. Buna göre Alfabe sözcüğünün açıklamalarında sözlüklerde bulunması beklenen niteliklerden hangileri örneklendirilmiştir. Öncelikle niteliklere bakalım arkadaşlar. 1. Kimi kavramların ifade ettiği anlamların resimle gösterilmesi. 2, Sözcüğün ortaya çıktığı dil ve o dildeki hali ile ilgili bilgi verilmesi. 3. Sözcüğün tanımlanması ve tanıma uygun kullanımının örneklendirilmesi. 4 hem kalın hem de ince okuma özelliğine sahip ünsüzlerin söyleyişinin belirtilmesi Geldim 5'e. Sözcüğün içinde kullanıldığı deyim ve atasözlerine yer verilmesi dediğim. Bakalım hangileri var, hangileri yok. Şimdi baktım. Alfabe sözcüğünü verdi. Kökeni L ince okunur dedi. Fransızca alfabetten geliyormuş. İsim dedi. Dil bilgisi bir dilin seslerini gösteren bakın belirli bir sıraya göre dizilmiş. Belli sayıda harfin bütünü ABC yazı. Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi. İkinci anlamını verdi. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap dedi. Üçüncü anlamı mecaz dedi. Bir işin başlangıcı tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur dedi. Farklı kelimelerde burada birleşik kelimeler vermiş arkadaşlar ile oluşturulan. Alfabe dışı, alfabe sırası, sesçil alfabe, Arap, Arap alfabesi, kiril alfabesi, mors alfabesi, parmak alfabesi demiş. Alfabe sözcüğünün parmak ile gösterilişi verilmiş aşağıda. Bakalım. Şimdi Birinci ifadede verilen kimi kavramların ifade ettiği anlamların resimle gösterilmesi. Hayır buna uyulmamış. Burada anlamların yanında resimler koyması lazımdı. Aşağıdaki parmak alfabesiyle gösteriliş kafamızı karıştırmasın. Bir olmayacak. Bir olanları eledim. A ve B gitti. 2. Sözcüğün ortaya çıktığı dil ve o dildeki haliyle ilgili bilgi verilmesi. Evet. İlk kısımda bilgi verdi Fransızcadan geldiğini. O zaman iki kesin olacak cevapların arasında. C olacak. D yeledim. D de 2 yok. Aslında cevap ortaya çıktı. 3'e baktım. Sözcüğün tanımlanması ve tanıma uygun kullanımının örneklendirilmesi. Evet. Tanım verdi. Örnek cümle verdi. Tanım verdi. Örnek cümle verdi. 3 kesin olacak yargıların arasında. Geldim. 4'e ee, arkadaşlar hem kalın hem de ince okunma özelliğine sahip ünsüzlerin söyleyişinin belirtilmesi demiş. Buraya baktım. Burada özellikle l ince okunur dedi. Güzel. Yani bu da kullanıldı. Bu özellik de verildi. O zaman 4 de cevapların arasında olur. 5 sözcüğün içinde kullanıldığı deyim veya sözlerine yer verilmesi. Herhangi bir deyim veya atasözü örneği vermedi. Sözcüğün içinde bulunduğu birleşik kelime örnekleri verdi. O zaman 5'i eledim. Cevabım ne olacak? 2, 3 ve 4. Yani arkadaşlar bu soru için cevabımız C. Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yazarın içini acıtan durumla ilgili değildir? Bakalım. Bir tane ferman verdi. Bugünden sonra hiç kimse dergahta, divanda, mecliste ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacak. Karamanoğlu Mehmet Bey'in talimatı. Okuyalım. Tam da Dil Bayramı'nın kutlandığı bu günlerde aklıma şu dizeler geliyor. İş hanımıza plaza, bedestenimize galeriya, sergi yerlerimize center room, showroom, büyük şehirlerimizi megakent diye gezeniniz var mı? Yani burada neden şikayet etti arkadaşlar? Türkçe karşılığı olanların olan kelimelerin daha doğrusu yabancılarının kullanılması, Türkçe ile İngilizcenin karışık bir şekilde, yabancı dillerin karışık bir şekilde, iki dilin kurallarına da uyulmadığı kullanımların oluşturulması neticesinde arkadaşlar bir bozukluk oluşuyor. Bundan yakınıyor, içini acıtmış. Dizelerde anlatılanları düşündükçe içim acıyor. Artık bırakın yabancı sözcük kullanmayı. Türkçe isimleri bile yabancı sözcükmüş gibi yazıyoruz ve bunu da büyük bir marifet sanıyoruz. Bakalım A şıkkına hangisi bunlardan biri değildir dedi. Efendi kelimesini bakın buraya i koymak yerine y ye koydu. İngilizce telaffuz gibi ifade etti. Yine paşa kelimesini, berber kelimesini, çilek kelimesini, dürüm kelimesini, eskici kelimesini bu şekilde gösterdi. Yani yakındığı durumla, içine acıtan durumla alakalı bir afiş. A'yı eledim. B'ye baktım. Türkçe dedi. Sesinin kısılmasına müsaade etme. N, yani nazal N'nin yazılışı. Q, X, W yazdı. Yani yabancı alfabelerde, başka dillerin alfabelerinde olan sözcüklerin e, yazılırken kullanıldığı harflerin e, üzerinde dikkatleri topladı. Yani bizim dilimizi bu harfleri kullanarak yazmayın. Bunlarla bozmayın dedi e, yazarın. Burada içini acıtan durumla alakalıdır. B'yi eledim. C'ye baktım. Türkçenin bir eksiği yok. Ya sizin dedi. Her günü burada bitişik yazmış. Doğrusunu vermiş. 15'i bitişik yazmış. Doğrusunu vermiş. Salondakini yanlış yazmış. Doğrusunu vermiş. Bazı yazmış. Bazı doğrusunu vermiş. Yanlış yazmış. Doğrusunu vermiş. Burada yabancı e, alfabelerden, dillerden, alıntılar yaparak Türkçe ve yabancı dil karması bir kullanım oluşturulmasının değil, Türkçenin kendi kurallarının yanlış uygulanmasının bir uyarısı var. Dolayısıyla metinde yazarın içine acıtan durumlardan biriyle alakalı değil. Cevap C gibi duruyor. D'ye baktım. Bakın. Türkçeyi koruyalım, Türkçe olmasın. Burada Türkçeyi sanki İngilizce yazar gibi ifade etmiş arkadaşlar. Yine yazarın içini acıtan durumlardan bir tanesini örneklendirmiş. D'yi de eledim. Kesin olarak bu soru için cevabım Ceyhan diyebilirim.